Selam millet, ben Alp Comrade. Five Nights at Freddy's'e tekrardan hoş geldiniz. Az önce bir yapay zeka ile alakalı video çekiyordum ve o sırada fragman yayınlanmış. Bir 17 saniyesini falan izledim ama dedim ki neden reaction videosu çekmiyorum? Çünkü ben reaction bir insanım. Ne kadar saçma bir video değil mi? Başlat. Telif yiyeceğim bundan kesinlikle. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Kral ya. A security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Okay. Give me your hand. All you have to do... Keep your eyes on the monitor. Bu arada fragman birazcık uzun, 2,5 dakika. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. Bana Samo. Woo! Şarkıya bak. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Vay vay vay. Who? Them. Üşenmezsem alt yazı koyarım bu arada. In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. It's why the place shut down. Aa, o adam. Possessing giant robots. Geleceğim birazdan detaylara. Technically they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Baby. Tell me how to stop them. It's too late. Onu ne vurdu? Bak sen. Bak sen. Where to? Why do I always get the weirdos? Oo, bir dakika, konuşmak istediğim çok fazla şey var. Öncelikle şu zenci adam var ya. Bu adam YouTuber bir tane, adını hatırlamıyorum da. Dur, o Cammy, ona sonra geliriz. Bak, o adam kim biliyor musunuz? Oo, bu adam diye bağırdım. Orada fragman güzeldi. Hemen girdim konuya çünkü heyecanlıyım birazcık. Davko kadar değil. Davko'nun bu tepkilerine çok sinir oluyorum. Böyle bağırmasına, çağırmasına ama... Yapacak bir şey yok. Arada biz de heyecanlanabiliyoruz. Bak. Bu adam... O karaya gel, o karaya. Çok güzel. Bu adam şey... Hank diye bir karakteri oynuyor filmde. Hank de Henry anlamı, yani Henry anlamına geliyor değil. Yabancıların isimleri birazcık garip. Mesela benim adım Alp ya. Yabancı biri bana Mehmet dese, yani Amerika'da yaşasam ve adım Alp olsa, bir paralel evrenden bahsediyorum şu an. Mehmet kelimesi Alp anlamına gelebilir. Onlarda da mesela Hank ve Henry aynı isim aslında. Ya da Abby ile Elizabeth aynı isim ikisi de. Bu adam Hank, Henry ile aynı isim. Ve Henry de bildiğiniz üzere connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive. Neyse. Yani bildiğiniz üzere büyük bir rol oynuyor hikayede. İlk filmden ölmesi yani muhtemelen ölmüyordur. Bu kadar büyük bir şeyi koymazlar hemen diye düşünüyorum ve zaten şurada gördüğünüz gibi mavi gömlekli biri ölüyor Bonnie tarafından. Şurada da turuncu gömlekli Hank abimize, Hank Schrader'ı, Henry Emily'yi görüyoruz. Hank Schrader Breaking Bad'tendi, pardon. Onun dışında şu kadın Vanessa zaten. Bakıyorum başka ne detay vardı, ne kaçırdım. Muhtemelen ertelenmeyecek film, onu da bilmek güzel. Türkçü dublajcısı gelir mi lan acaba? Ne zaman gelir? Yani bilmiyorum, umarım Türkçü dublajcısı yaparlar. Spring Trap'e bakmak istiyorum tekrardan. Abi! Spring Trap hakkında konuşmak istiyorum birazcık. Bu o
O var ya, o gerçekten yani bir korku elementi, gerçek bir korku elementi katmış filme. Ben korkuyordum böyle şeyden dolayı, çocuk filmi yaparlar falan diye, ama gerçek bir korku elementi katmış. Hem şu görüntü hem de bu ses bir korku elementi katmış. Bu arada ben boş beleş konuşmuyorum. Ben filmlerden anlayan biriyim. Onu da söyleyeyim. Az çok da olsa anlarım. Neyse, konumuz bu değil. William Afton, Steve Raglan yazıyor ama eminim sahte isimlerinden biridir. FNAF kitaplarını okuduysanız bilirsiniz. Sahte isimleriyle meşhurdur William abimiz. Onun dışında şey vardı. Bir yer daha vardı değinmek istediğim. Birkaç yer daha vardı. Ha, bir de şu gözüme çarptı bak, şu dandik çakma merchleri filmde kullanmaları tatlı olmuş, komik olmuş. Onun dışında kırmızı gözlere laf etmeyin. Kırmızı gözlerde bence bir şey yok. Ben mutluyum kırmızı gözlerle. Eğer gerçekten kırmızı gözler yüzünden bir filme hakaret edecekseniz hiç izlemeyin, daha iyi. Sesim gitmedi değil mi? Sesim gitmemiş olsun. Öyle deyin lütfen, gitmedi. Tam kulaklığı çıkarır gibi oldum çünkü. Kabus başlıyor falan. Bak şu kısım. El uzanıyor oradan. Eğer yine kitapları okuduysanız biliyorsunuzdur. Sana yanlış hatırlamıyorsam 3. kitabın 3. bölümünde, yani 1.35 adlı kitabın Yeni Çocuk adlı bölümünde bir Golden Fred'in içine iki farklı çocuk cesedi giriyordu. Birazcık garipti. Şu an burada anlatamam kısa sürede ama garip bir hikayeydi. Ve niyeyse bana burayı o hikayeyi hatırlattı, bu sahne. Bilmiyorum. Değinmek istedim. Onun dışında şu müzik seçimi çok güzel. Kesinlikle. Güzel müzik seçimi. Şurada kaçırdığım bir şey mi var diye bakmak istedim. Şöyle bakıyorum. Aclon. Aclon yazsam ne çıkar lan? Muhtemelen rastgele bir arcade makinesidir de. Aclon? Ya da başka bir şey yazıyor da ben mi Aclon'u yokluğum bilmiyorum. Fark etmez. Neyse, bu detaylara çok girmeyelim. Ben böyle bir kanal değilim. Şurada Foxy çıkmak üzere bak yerinden. Küçük detaylar var orada. Ve Michael'la William, bilmiyorum, sanki baba oğul gibi değiller. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Bilmiyorum, sanki baba oğul gibi değiller. Belki plot twist'le baba oğul çıkabilirler. Aynı zamanda şu sahneye de değinmek istiyorum. Bu sahne sanki bir rüya sekansından çok şey gibi. Film burada bitecekmiş gibi, anladın mı? Yani Spider-Verse'ü izlediniz mi? Biliyorsunuzdur. Spider-Verse, spoiler'a gireceğim birazcık. Film yani çok da değil. Film çok havada kalmıştı. Bunu bilmeniz yeter. Böyle tam birazcık spoiler'a girmem gerekecek. Miles Morales birileri tarafından kaçırıldıktan sonra Spider-Gwen ve kurduğu ekip, gene kim olduğunu söylemeyeyim ekipte, spoiler olmasın. O Miles'ı kurtarmaya giderken film to be continued dedi, bitti. Bu Five Nights at Freddy's filminin de 3 filmlik bir anlaşma olduğunu göz önünde bulundurursak filmin burada bitmesi, evet, asılı kalır. Fakat mantıksız olmaz. Yani belki gelecek Vanessa kurtaracak ya, anladın mı? Ya da belki gelecek hani oyunlarda tanıdığımız ve Mike'ın sahte isimleridir dediğimiz Eggs Benedict veya Fritz Gerald var ya. Belki onlardan biri gelecek, o kurtaracak falan. Ya da kurtulamayacak, orada ölecek. Bunun yerine o sahte isimlerden biri gelecek falan. Yani her şey olabilir. Fikir yürütüyoruz şu an. Eski ilk yayınlanan fragmanda hatırlıyorsunuz. diye garip bir gülme sesi vardı. Neyse ki bu fragman... Ulan şunu başlatıp durma, şu sahnelere bakmaya çalışıyorum. Neyse ki bu fragmanda onu kullanmamışlar. Gerçi o ilk yayınlanan fragman değildi. O yüzden sıkıntı yok. Şu sahne saçma sapan. Bu netisini alayım ben ya. Kaba kudurup yapıyorum. Scott Cawthon tarafından yazılan bir hikaye. Senaryoda Scott Cawthon, Emma Temi ve Seth Sudbeck isimli 3 kişi tarafından yapılmış. Scott Cawthon'u tanıyoruz zaten. Emma Temi de bu filmin yönetmeni. Seth Sudbeck kim? Hocam, hacım hocam. Bu ne ya? Tıbı.
Set nasıl yazılır ismi? Seth Kudbach. Sudbach değil. Ayıp ettin. Kudbach. Bu da başka bir yönetmen. Hangi filmleri yönetmiş diye bakacağım da çok da şey isimler yok. Neyse fark etmez. Scott Cawthon'a güveniyorum. Scott Cawthon'a güvendiğim bir adam. Yani hemen oldu da bittiye getirmez işini. Bunu biliyorum. Bu yüzden seçtiği isimlerin ve bu filme onay verdi belli ki. Seçtiği isimler ve bu film eminim çok güzel olacaktır. Scott Cawthon'ın istediği şekilde olacaktır. Biz sever miyiz bilmiyorum ama Scott Cawthon'ın istediği şekilde olacaktır. Ve Scott Cawthon'ın istediği şekilde olacaksa biz bir şeyler kaçırıyoruz demektir falan diye. Scott Cawthon'ı yüceltiyor falan. Demem o ki heyecanlıyım bu filme ya. Güzel şeyler olacak hissediyorum. Bu arada önceki filmin fragmanında bir meme edition yapmıştım. Buna da yapacağım. Onun da haberini vereyim anladın mı? Saçma sapan şiveler. Bu sahneyi görmüştük zaten. Başka da gördüğümüz şeyler. Havalandırma var. Balon boy gelecek buradan. Bu arada balon boy da bu filmde olacak diyorlar. Seslendirmeni falan var diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama belki. Hani anladın mı? Haberiniz olsun. Söylemekte fayda var. Burada bu harflerle bir şey var mı? H-T-O. Seksüel, heteroseksüel. Saçma sapan konuşma Alp. Tamam. Şu neydi kızın adı ya? Warren Lorne'u da bayağıdır takip ettiğim söylenemezdi. Yani bu Chica, bu Foxy, bu Bonnie falandır muhtemelen. Freddy yok. Freddy yalnız. Yazık. Ah uyu. Ya şu yanlışlıkla basıyorum ya. Aa, bak şu sahne güzel. Çocuk cesedi muhtemelen bu. Onun çekilmesi falan. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Şurası neresi? Olabilir. Yani ben inanmıyorum ki Fred Fazbear'ın pizzacısında bir garaj olduğuna. Yani anladın mı? Bu sanırım gene Hank abimiz burada. Bunlar... bir dakika. Mike'ın annesi babası olabilir bunlar. Çünkü filmin castinginde Mike'ın annesi ve Mike'ın babası diye iki isim vardı. Bilemiyorum. Bu ikisi onlar olabilir. Belki. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu film oyun evreninde geçecek diye bir şey yok. Kitaplar gibi ayrı bir evrende de geçebilir. Ki böyle olması daha iyi olur bence. Yeni bir hikaye... Yani ben niye bedavadan 20 dakikalık bir Game Theory videosu izlemek varken 1,5 saatlik 75 lira o da en az. O zamana kadar fiyatlar zam olur. 75 liralık öğrenci bileti alayım. Yani aynı oyunun tamamen aynı hikayesinden gitmezler. Onu demeye çalışıyorum. Ki aynı hikayeden gitseler de izlerim. Orası ayrı da. Neyse devam o ki güzel bir şey geliyor. Yani bence bu sahne her şey. Bu Vanessa'ya bir şeyler oluyor. Güzel sahneler var. Dediğim gibi güzel bir şey olacak ya. Ben inanıyorum güzel bir şey olacağına. O zaman ne diyelim? 27 Ekim'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.